Ceza yargılamasında kesinleşen mahkumiyet kararının infazı sırasında ortaya çıkabilecek olan hak ihlalleri, cezaevindeki kim uygulamalara karşı yani her bir mahpusun aslında avukatla görüştürülmesi noktasında ceza infaz kanunu kapsamında belirli yetkiler bulunmakta. O hal uygulamaları sırasında çıkartılan KYK'lerle mahpusların cezaevinde avukatlarla görüşmelerine ilişkin olarak kimi sınırlandırmalar getirilmişti. Bu sınırlandırmalar her ne kadar kanunik ilkesi kapsamında yasal bir mevzuata dönüştürülmesi noktasında ciddi anlamda temel hakları ihlal eden bir pozisyonda ise de esasında bu çıkartılan KYK'lerin İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar açısından çıkartılan keyfi bir düzenleme olduğu, aradan geçen süre içerisindeki çıkartılan alınan kararlar kapsamında hepimizce görülmekte. Bu yönü itibariyle bakıldığında her bir mahpusun avukatıyla görüşmesine dair ceza infaz kanununda var olan düzenlemenin kişiye göre keyfi gerekçelerle sınırlandırılmaması gerekir. Tecritin bu anlamda avukatla görüşmenin sınırlandırılması boyutuyla hem avukatın mesleki faaliyetini engeller bir pozisyonda olduğu, hem kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı kapsamında kişinin mahkemeye erişim hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı kapsamında ihlal teşkil eden, süre gelen bir uygulamanın hepimizce tanıyız. Ceza infaz kanunu açık bir şekilde avukatla görüşün sınırlandırılabilmesi için alınan kararın gerekçeli olması gerektiğini belirtir. Buna ilişkin olarak da avukatla görüş yapılması sırasında ortaya çıkabilecek olan sorunlardan kaynaklı avukatla görüşün sınırlandırılması gerektiğini ifade eder. Bunun haricinde mahpusun cezaevinde almış olduğu disiplin cezasının avukatla görüşün engellenmesine sebebiyet vermemesini gerektirir. Bu yön itibariyle bakıldığında kosterinin bozuk olması ve cezaevine gidiş gelişlerin kimi zaman fiili engellerle sınırlandırılması noktası hayatın olan akışına uygun olarak ifade edilebiliyordu. Fakat son süreç itibariyle bakıldığında her bir mahpus açısından alınan disiplin cezaları gerekçe gösterilerek örgütsel bir iletişim veya buna dair çeşitli farazi anlatımlar bahane edilerek esasında alınan disiplin cezalarıyla infaz hakiminin vermiş olduğu kararlarla avukat kısıtlaması getirilmiştir. Uzun süredir bu noktada alınan disiplin cezalarının matbu gerekçelerle tekrarlanması aslında tecritin bu yönü itibariyle avukatla mahpusların görüştürülmesine engellenmesi noktasında keyfi bir tutumu bize göstermekte. Yani tecrit bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Esasında cezaevi içerisinde cezaevi uygulamasına tanıklık ediyoruz hepimiz. İmralı Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Sayın Abdullah Öcalan ve diğer mahpus arkadaşlar her yönü itibariyle aile görüşü, aileleriyle veya üçüncü kişilere kurabilecekleri iletişim hakları, avukatlarla görüşme hakları çeşitli defaten keyfi tutumlarla engellenmekte ve bu tecrit uygulanması cezaevinde bulunan bir kişinin dış ortamla iletişimini bir bütünen engelleyici bir pozisyondadır. Bu yön itibariyle bakıldığında keyfi, gerekçesiz, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde uygulanmakta olan tecrit uygulaması esasında işkence, insanlık dışı ve kötü muamele yasağını ihlal eder pozisyondadır. Bu nokta itibariyle bakıldığında cezaevinin şu andaki mevcut uygulaması temel hakları ihlal eder bir pozisyondadır. Türkiye'de gerek iç hukuk kapsamında gerekse de Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerde esasında cezaevindeki mahpusların haklarının tanınması gerektiği ifade edilmiştir. İç hukuk kapsamında 52-75 sayılı ceza infaz kanunu çok açık bir şekilde avukatla görüş hakkının aileyle veya üçüncü kişilerle görüş veya iletişim kurma haklarını belirtmiştir. Bunlara ilişkin olarak sınırlayıcı veya engelleyici kimi kararların alınmasına ilişkin olarak da gerekçeler ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Ancak İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Konumunda 52-75 sayılı ceza infaz kanunundaki düzenlemeler yok sayılarak keyfi bir şekilde bahane veya gerekçesiz kimi hususlar ifade edilerek alınan kararlarla ne aileyle ne avukatlarla görüşme yapılamamakta. Bu yön itibariyle bakıldığında esasında bugünkü politik sürecin bir yansımasını görmekteyiz. Biz Diyarbakır Barosu olarak 26 Kasım 2021 tarihinde Adalet Bakanlığı'na 52-75 sayılı yasanın 86. maddesi kapsamında bir başvuru yaptık. Bu başvuru esasında uzun süredir
İmralı Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan mahpuslar açısından aile avukat görüşünün engellenmesi, iletişim noktasında herhangi bir bilginin alınamayışından kaynaklı olarak gerek aile görüşünün sağlanması, gerek avukatla görüş hakkının tanınması, gerekse de iletişim hakkının aile ve üçüncü kişilere verilebilmesi açısından gereken hukuki hakların mahpuslar açısından tanınması talebinde bulunmuştuk. Bunun haricinde İmralı Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda var olan keyfi ve özel temel hakları ihlal edici uygulamaların yerinde tespitini yapabilmek amacıyla Adalet Bakanlığı'ndan İmralı Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitme noktasında izin talebinde bulunmuştuk. Fakat Adalet Bakanlığı tarafından yasal süresi içerisinde de talebimize cevap verilmeyerek esasında taleplerimizin tamamı reddedildi. Avukatla görüş hakkı her bir mahpus açısından temel bir haktır. Bu hakkın engellenmesi, hukuk dışı kararlarla keyfi bir şekilde sınırlandırılması ve uzun süredir sistematik bir şekilde avukatla görüşün yapılamaması temel bir hakkın ihlali mahiyetindedir. Biz 775 avukat olarak bu hakkın tanınması bir an önce müvekkillerimizle görüşebilmemiz için gereken olanakların sağlanması, hukuk dışı ve keyfi kararlardan dönülmesini talep ediyoruz. Bu açıdan 775 avukatın görüş başvurusunun kabulüyle birlikte müvekkillerimize dair cezaevindeki kimi hak ihlallerinin giderilmesi veya onlarla görüşme olanağı neticesinde ortaya çıkabilecek hukuki süreçleri takip etme durumuna sahip olacağız. Kişiye özel bir cezaevinin inşa edilmesi, kişiye özel bir cezaevinin mevcut uygulamasının hukukiliğini tartışmak esasında çok da hukuk dışı bir uygulamaya meşruiyet kazandırmaktır esasında. Türkiye'de her bir cezaevi açısından uygulanmakta olan temel bir yasa var. 5275 sayılı ceza infaz kanunudur. Fakat İmralı Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mevcut uygulamalar kişiye özel kimi düzenlemelerin hayata geçirilmesi, kişiye özel kimi hukuk dışı kararların alınarak esasında temel hakların ihlal edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yönü itibariyle bakıldığında esasında İmralı Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mevcut mahpuslar açısından yürütülmekte olan hukuki, yani daha doğrusu alınan kararlar ve uygulanmakta olan süreç kendi içerisinde hukuk dışıdır. Temel hakları ihlal edici mahiyettedir. Sayın Abdullah Öcalan açısından ağırlaşmış müebbet hapis cezasına ilişkin olarak umut hakkına ihlaline ilişkin olan verilmiş olan bir karar mevcut. Bu karara dair Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nce devam eden bir ihlal kararının sonuçlarının giderilmesine dair bir süreç söz konusu. Bu yön itibariyle bakıldığında da bu umut hakkını ihlali noktasındaki süreç kapsamında da Türkiye'nin gereken ihlal kararının sonuçlarının giderilmesi açısından gerekli olan yasal değişiklikleri bir an önce yapması gerekir.